Biz, doğa ile daima barışık, doğanın ruhunu önemsediğimizi, kudretli doğa tarafından her daim bilindiğinden, doğanın bağrına çıktığımız anda, güneşe ve dağlara doğa emriyle bizim için sahanın tüm canlı ve cansızları seferber olur. Kuşlar öterek, kelebekler en güzel elbiselerini giyer ve kanat çırparak kameramıza poz verirler. Mantar arayan domuzlar, çakallar ve kurtlar bizim geçişimiz bitene dek izlenirler. Geçtiğimiz doğa sahasında dağ kekikleri, karamıklar, mersinler en güzel kokularını saçarak daha iyi görüntü çekmemiz için bizim burnumuza hitap ederek zinde tutarlar. İşte budur, doğa aşkı ve sevdası. Bu sevda öyle bir şeydir ki anlatmaya kelimeler yetersiz kalır. Ancak ve ancak doğanın bağrına gelinecek ve birebir yaşanacak. En güzel duygu, doğanın muhteşem sonsuzluğundaki panoramalarıdır. Geldiğimiz Torosların bu muhteşem bölümünde, her defasında farklı kokulara, renklere, formlara ve manzaralara rastlanabiliyor. Ormanları daha sık ziyaret ettiğinizde, bu değişiklikleri daha çabuk fark edebilirsiniz. Değişimin sürekliliği ve hızı başınızı döndürür. Tabii ki bu değişim, ormanın uyandığı ilkbahar ve kışa hazırlık öncesi sonbaharda, hatta kış mevsiminde de çok daha hızlıdır. Özellikle bu iki mevsimde ormanlar daha bir güzeldir. Ormanın uyanışını her yerde görürsünüz. Yazın tüm yapraklar yeşermiş, biraz durağan geçen günler başlamıştır. Uzaktan her ağacın yeşil, gövdelerinin de kahverengi göründüğü ormana dikkatle bakınca, her yaprağın renginin, her ağacın gövdesinin farklı renk ve formda olduğu fark edilebilir. Yeşilin her tonunu fark edersiniz. Güz yağmurları ile ormanda tüm renkler daha belirgin ortaya çıkar. Yağmurlu bir havada çam ormanlarındaysanız, açık havada düz gri gibi gözüken çam ve katran ağacının gövdesinin ıslanarak aldığı renkler ve çam kokusu sizi büyüleyecektir. Deniz kıyısında ıslanan çakıl taşlarının renklerinin ortaya çıkması gibi, yağmurla birlikte tüm ormanın renkleri, kokuları ve görüntüleri değişir. Biz yürüyüşümüze devam ederken, bir önceki günde yağan şiddetli yağmurda, her tarafta sular şırıl şırıl akıyor. Sonbahar hiç kuşkusuz bu ormanların en güzel zamanıdır. Ormandaki renk değişimi yaklaşık Ekim ayı başından Kasım ayı ortasına kadar devam eder. Farklı türden ağaçların yaprakları sarı, kırmızı ve kahverenginin her tonunu alır. Bir gördüğünüz rengi bir sonraki gün göremezsiniz. Çünkü ormanın rengi her gün değişmektedir. Özellikle Ekim ayının ikinci yarısından sonra sonbaharın güzelliği doruğa çıkar. Geniş yapraklı ağaçların iğne yapraklılarla karıştığı yerler çok etkileyicidir. Çam ve katran koyu yeşil yaprakları arasında titrek kabakların altın sarısı, kireç ve meşelerin sarı ve kızıl kahve yaprak renklerinin birlikte görünümleri eşsiz güzellikler sunar. Kışın yapraklarını döken geniş yapraklı ağaçların birbirinden güzel ve farklı formları ortaya çıkar. İğne yapraklı ağaçların çıplak formları ile yapraklı ağaçların birlikteliği bu ormanların en güzel görüntülerinden biridir. En güzel ve etkileyici bir bölgesi olan Torosların her mevsim ayrı güzellikte, zengin biyolojik çeşitlilik ve yaban hayatını içeren yaşlı ve doğal ormanları, doğa severlerin mutlaka görmesi gereken yerlerin başında geliyor. Bu filmimizi izlediğinizde, bir gün bu ormanları gezmeye geldiğinizde, geri dönerken kalbinizin yarısının burada kaldığını göreceksiniz. Tek kelimeyle muhteşem bir doğa sizleri bekliyor. Dünya mirasıdır Toroslar. İnsanın, dağın, çiçeğin, yerin, göğün, canlının ve cansızın türküsüdür. Yaşamdır Toroslar.
Torosların öte yüzüne bakalım. Tabiat ananın, doğa ananın, erişilmez kudretinin gizemli fırça darbeleriyle özene bezene yaptığı eşi bulunmaz bir tablo resimdir. Dünyanın en yetenekli ressamının bile tahayyül edemeyeceği tabloyu her mevsimde ve özellikle sonbahar mevsiminde Toroslardan başka kim yapabilir ki? Yerden fırlayıp ok gibi göğü delen dağlar ve yeşilin binlerce renk harmonilerinin diyarıdır Toroslar. Yerden bir anda göklere yükselmiş dağların arasında saklı doğa gizemlerinin bir numunesi, Torosların en gizemli yeri, suların, gölgelerin, seslerin ve renklerin cümbüşüdür. Renk renk, desen desen kelebeklerin kanatlarını salına salına çırptığı ve özelliklerini aldığı Toros dağlarıdır işte. Tamam, bana haber verirsin ona göre.